check, check. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Hiç ayrılamam derken, tekrar bana dönse, ne varıyorum. Yıldızları buluşturan gece, Zeki Müren gazinosunda devler sahne aldı. Kalbimde sen, yanık bağırmaysan. Muazzez Abacı, Engin Altan Düz Yatan'ı hangi Hollywood yıldızına benzetti? Hay artist, böyle artist ki falan hiç yani. Aslan bizim. Zeki Müren gazinosu mest etti. Ben yaralı bir... Az sonra... Deniz ve Mehtap sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabak şişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Ben ne sarhoş olsam ki, bir an seni unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Az sonra. Günaydınlar efendim. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine, Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Şimdi çok kısa bir reklam arası verelim. Sakın bizden ayrılmayın. Ünlü oyuncu eşinin yüzünü bu hale getirdi. Eşinin yüzüne telefon fırlattı. Şimdi boşanıyorlar. Kim bu çok ünlü oyuncu? Az sonra. Tek tek. Sana bir şey olmasın. Sinan Özen hayranıyla evlendi, o da modaya uydu. Sinan Özen'in vur patlasın, çal oynasın düğünü. Hayranıyla evlenen ünlüler modasına megastar Tarkan'dan sonra Sinan Özen de uydu. Benle yaşlanacaksın. Hayranlarıyla evlenen diğer ünlü isimler hangileri? Az sonra. Çek 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 çek. Pazar sürprizi tüm hızıyla başlıyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren anısına düzenlenen gecede ünlü yıldızlar sahne aldı. Geceye gelenler müziğe doydu. Hepinize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Hiç ayrılamam derken, tekrar bana dönse, ne varıyorum. Yıldızları buluşturan gece, Zeki Müren gazinosunda devler sahne aldı. Kalbimde sen, yanık bağırmaysan. Muazzez Abacı, Engin Altan Düz Yatan'ı hangi Hollywood yıldızına benzetti? Hay artist, böyle artist ki falan hiç yani. Aslan bizim. Zeki Müren gazinosu mest etti. Ben yaralı bir kuşum, kimsesizim her tuşum.
Türk sanat müziğinin unutulmaz devi Zeki Müren anısına düzenlenen Zeki Müren Gazinosu gecesinde yıldızlar sahne aldı. Herkes müziğe doydu. Benim güzel birçok ünlü ismini sırayla sahne aldığı gecede kendi sırasını bekleyen Engin Altan Düzyatan'a rastlıyoruz. Koşuşturma arasında gelmiş. Keyifli bir gece. Biraz açıkçası koşuşturmanın arasında geldim. O yüzden daha yeni gelebildim ama. Biz yakışıklı oyuncuyla sohbet ederken yanımıza Muazzez Abacı geliyor. Engin Altan Düzyatan'ı yere göğe sığdıramıyor. Yani ben şaşırdım şimdi. Engin Altan Düzyatan televizyonda böyle göründüğü gibi değil. Böyle muhteşem. Çok yakışıklıymış. Eve geldiği sene Hülya aldı koltuğunun altına Selim. Ve sonra bakın Düzyatan'ı hangi dünya yıldızına benzetiyor? Hay artist böyle artist ki. Yani Kevin Costner falan hiç yani. Aslan bizim damat. Evet bizim damat Aslan. Son olarak Muazzez Abacı'dan geceyle ilgili duygu ve düşüncelerini alalım. Zeki Müren başımızın tacı, ölümsüz bir tane, dünyada eşi imzali olmayan bir fes. Bugün beraber olduğum için bütün grup arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Tamam. Nükhet Duru şimdi de yanımızda. O gece çok özel duygular yaşıyor. Yani işte heyecanlıyım, ben de sıramı savayım, ondan sonra rahatlayacağım. Ama çocukluğumda sinemaya geldiğim bir mekana böyle bir sebeple gelmiş olabilmek gerçekten çok mutlu etti beni. Sohbetler bitiyor ve sahne zamanı. İlk sıra Kıraç'ın. Muhteşem bir Türk sanat müziği eseriyle karşımızda. Ferdi Anıl Yarkın ve Belkıs Özener de muhteşem bir düetle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Kalbimde sen, ruhumda sen, ne olursun bana sevgilimde sen. İşte Muazzez Ersoy, Nostalji Kraliçesinden Zeki Müren şarkıları. Yanık Muazzez Ersoy'a bir süre sonra Muazzez Abacı da dahil oluyor ve iki Muazzez'den dev düet geliyor. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal olur. Gecenin sürprizi Engin Altan Düzyatan'ın şiir dinletisi. İskender Paydaş piyanoda çalıyor, Engin Altan Düzyatan duygusal bir şiir okuyor. Boynu bükük kır çiçekleri tutsun resim, zöğütler kamçılasın beni, ellerimle boğdum seni. Bir oyuncak, kayık battı kıyıda, bir çocuk ağlıyordu. Ben sana, sen kağıttan sandala kıydın. Gecenin en şık hanımlarından olan Nükhet Duru'da şimdi de sıra. Son olarak Linet sahnede. Türk sanat müziğinin o doyulmaz melodilerini kulağımıza çalıyor. Son yıllar bekledim, hakikat oldu kumurya. Kokluya kıyamam benim güzel.
her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Ünlü oyuncu eşinin yüzünü bu hale getirdi. Eşinin yüzüne telefon fırlattı. Şimdi boşanıyorlar. Kim bu çok ünlü oyuncu? Az sonra. Tek 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 tek. Şimdi de sırada haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuz var. Magazin dünyasında renkli bir tura çıkıyoruz. Bakalım bu hafta ünlüler dünyasında neler olmuş? Soner Arıca, müzik dünyasında klip çekme konusunda bir rekora doğru gidiyor. Evet, 62 oldu. 62 oldu, hatta şimdi 63.'yü hazırlıyoruz. Yani evet, şimdi ne yapayım, sektör böyle istiyor artık. Sektör öyle hani 3 ayda bir yeni şarkıyı istiyor. Şarkısıyla da ilgili hemen kısa bir bilgi alalım Soner Arıca'dan. Herkes biraz yine romantik kanatta bir şarkı bekliyordu. Ama bildiğin işte dans şarkısı olunca böyle bir insanlara ne oluyor filan algılanırken bilmem neyken. Ya benim şöyle söyleyebilirim, uzun zamandır saklı da dahil yani son 5 yıldır sağda solda en çok duyduğum şarkım haline geldi. Daha henüz bir ay oldu. Yok benim suçum. Yok işte katkım yok bu en son gidişte. Hayallerinle yakıp yıktın aşk rüyasını mahvedişinle. Dağla Şeker'e rastlıyoruz bir sosyal yardım projesinde. Tabii ki biz buraya her katıldığımızda sadece benim için değil buraya katılan her davetli adına ihtiyacı olan çocuklara ayakkabı verilmesi hakikaten çok güzel bir şey. Bu tabii ki biz birazcık görünen yüzü işin. Görünmeyen yüzünde de ben ihtiyacı olan çocuklara, çocuklarımın ayakkabılarını, kendi ayakkabılarımı mutlaka veriyorum. Hayatım paylaşınca güzelleştiğini, daha doğrusu kendi hayatımın paylaştıkça güzelleştiğini görüyorum. O yüzden de sonuna kadar devam. Çocuklara çok düşkün olduğunu bildiğimiz Çağla Şikel, evlenirsem 3. çocuğu çok istiyorum şeklinde bir açıklama yapmış. Doğru mu? Hazır yakalamışken soralım. İstiyorum, evet çocuk istiyorum. Yani çok istiyorum. Şimdi 37 yaşındayım diye düşünüyorum. Yani çok da uzun vakit kalmadı önümde. O yüzden biraz tedirgin de oluyorum. Bu arada kazalardan yana pek şanssız olan Çağla Şikel yine kendini sakatlamış. Nasıl oldu olay? Geçen gün de ilkokul çocuklarla bizim mahallede oynuyoruz. Tabii çocuklar beni çok seviyorlar okulda. Hep böyle beraber oynuyoruz. Futbol bu sefer de. Peki ben de gelişine vurdum. Ayağımın açıyla vurdum. Ya dedim herhalde artık eskiden daha böyle yoğun spor yapıyorum. Herhalde bir şey olmadı falan diye düşünüyorum. Hiçbir acı hissetmedi. İki gün sonra bir ağrı, kas ağrısı dedim. 3 gün oldu, 4 gün oldu, 1 hafta oldu, geçmiyor. Sonra ne oldu? Dün gittim hissettim yani artık beni biraz zorlamaya başladı. Dün gittim ufak bir yırtık var. Şimdi fizik tedavi. İstanbul'u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla düzenlenen Van İstanbul Instagram yarışması ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti. Doğukan Manço'nun ilk kez sözünü ve müziğini yaptığı çalışma Yüzleşme şarkısını Funda seslendirdi. Şarkı müzikseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Kader bir daha öldürmeyen her darbe güç verir bana. Vur 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 kader bir daha. Düşsek bile kalkarız seninle sonunda. Korku filmleriyle adından söz ettiren Alper Mesci'nin yeni filmi Üç Harfliler Kara Büyü Temmuz ayında vizyona giriyor. Film korku dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Kocanla buluştuk bugün. Ihır'a gitmeyin, orası yıkıldı. Hamam yaptık, biz oraya diyorlar. Yüzde simsiyah göremiyorum. Hamama gitmeyin, kara cüceler var orada diyor. Popçu Alex'le birlikteyiz. Sahne çalışmalarıyla tanınan Alex, yeni single'ıyla dikkat çekiyor şu aralar. Gidelim buralardan oldu. Neden gidelim buralar? İnsan bazen gitmek ister her yerlerden bir yerlere diyoruz. Ben öyle bir süreç geçirdim işte yani kendime gittim belki de. Kendimden geçtim ki bir yerlere gidebilmek için diyeyim. Nazan Öncel'e çok teşekkür ediyorum. Onun bambaşka tabii bir duyguda yazılmış bir şarkı. Zaten sahnemde yorumladığım, söylediğim bir şarkıydı. Çok da güzel dönüşler alıyordum.
Gurbetçi şarkıcı İbrahim Aktolon, klibinde rol alan İdil Kaluç'la birlikte İstanbul'da sahneye çıktı ve şarkılarıyla eğlendirdi. İçimde yaktım, karar sönmüyor. Ne yapsalar ne etseler, aşkın ölmüyor. Ömür Gedik katıldığı bir radyo programında şarkıcılık konusunda kendisine yapılan eleştirileri göz ardı etmediğini söyledi. O hani kötü eleştiriler, art niyetli eleştiriler çok fazla etkilemiyor beni ama bazen hani bazı eleştirilerde de doğru noktalar buluyorum. Bu da kendime çeki düzen vermemi ve daha doğru ilerlememe neden oluyor. Sema Çelebi, GATA yararına düzenlediği yardım etkinliğinde seçkin markaların ürünlerini yardımseverlerle buluşturdu. Hani Mehmetçiklere, askerlere yapılan hastane odaları ve ameliyathanenin renovasyonu, yenilenmesine katkı yapmayacağız. Bütün bağışımızı oraya veriyoruz. Bir ödül töreninde şarkıcı Bulut Duman'a rastlıyoruz. Türkiye'de sahne şovunun kralı olacağım diyen Bulut, bakın kimlere gönderme yapıyor. Sağa sola sallanan şarkıcılardan olmamak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Seyirciden de bunun karşılığını aldık. Uzun bir ödül töreniydi. Seyirci biraz yorgundu ama sonunda çıktık ve coşturduk. Hadise yapıyor, bir şeyler yapıyor. Demet Akalın bu işe en çok yatırım yapanlardan bir tanesi. Ama müzikal tadında konserler yok ülkemizde. Ben de bunu getirmek istiyorum. Ciddi bir boşluk var. Bu sözleri çok tartışılır Bulut'un. Peki yeni şarkılar, albümler ne alemde? Rütbe'ye klip çektik. Bir krallık inşa ettik. Bulutistan Krallığı ve Türkiye'nin ilk barok dönemde geçen, 500 yıl öncesinde geçen ilk klibi. Yeşim Salkım'ın kızlarıyla mutlu saatleri. Ünlü şarkıcı çocuklarıyla nasıl çocuk oldu? Az sonra. Tek 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 tek. Seda Sayan yeğeninin kınasında kurtlarını döktü. Seda Sayan, kendisine çok benzeyen yeğeni Ayça'nın kınasında nasıl felekten bir gece çaldı? Seda Sayan ve ailesinin hem eğlenceli hem duygusal gecesi geliyor. Hem annemi, hem babam. Az sonra. Tek tek. Şimdi de renkli bir defileye gidiyoruz. Sanat dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği defilede Çağla Şikel yine küçük bir kaza atlattı. İzliyoruz. Tarih tekerrür etti. Çağla Şikel aynı ünlü modacının defilesinde yine düştü. Çağla Şikel podyum kazalarını bir tık ileriye taşıdı ve nasıl büyük bir kaza atlattı. Çağla Şikel yine yeniden nasıl düştü? Sanat dünyası muhteşem defileye ve şova aktı. Hanımlar, bu defile kaçmaz. Moda dünyasının ünlü tasarımcılarından Hakan Akkaya'nın düzenlediği şov ve defile gerçekten görülmeye değerdi. Yıldız isimlerin de geceye attığı defile moda severlerden tam not aldı. İlk olarak geceye gelen ünlüleri mercek altına alıyoruz. Herkes iki dirhem bir çekirdek hazırlanıp gelmiş defileye. İşte İrem Derici. O gece bir serzenişi var basın mensuplarına. Siyah beyazın asili. Siz seçtiniz en şık bayanı. Seçtiniz. Ondan sonra magazinde bu görürüm ama haftanın rüküşü diye. Bir günde şık seçin yeter ya.
Hep rüküş, hep rüküş. Arkadaşım ne var yani? Giyiniyoruz, geliyoruz. Bugün oldukça iyi ama biz beğendik. Ama bu mini etek olayı beni bozdu ya. Böyle böyle yürüyeceğim diye dedim. Vur pantolonu, tak papyonu, yapıştır. Biz İrem Derici ile konuşurken Bengü katılıyor sohbete. Ünlü popçu gelir gelmez çorabındaki yırtık çekiyor dikkatimizi. Bir kazaya uğramış ama sanırız farkında değil. Neyse, olur böyle şeyler diyoruz ve geceyle ilgili düşüncelerini soralım istiyoruz. Merakla bekliyoruz bakalım. Mükemmel bir şey izleyeceğiz inşallah hep birlikte. Yıldız Tilbe'nin yanındayız şimdi de. O da defileye katılan ünlü isimlerden. O gece bir ilki yaşıyormuş. Ben çünkü ilk defa böyle giyiniyorum. Aslında eskiden giyiniyordum da siz o zaman küçüktünüz, hatırlamıyorsunuz. Yıldız Tilbe şu sıralar modayla yakından ilgileniyor galiba. Kreasyonu inceleme fırsatı bulmuş. Çok güzel kıyafetler var. Ben ucundan gördüm biraz. Öyle mi? Aynen. Kimse tüyo vermiyor, sizden alıyoruz. Süper. Vermiyorum tüyo. Görmelisiniz tabii. Asla yok. Ünlü tasarımcı Deniz Berdan da tarzını adeta konuşturuyor o gece. Üzerinde böyle bir ceket, pantolon, ayakkabı ama yani şansım varmış, dışarıda da yağmur var. Topuklu ayakkabılarla gelenleri gördüm çünkü takır takır şöyle. Bu arada belinde bir rahatsızlık vardı. Nasıl? Şimdi daha iyidir umarız. Belim iyi ya. Çok şükür toparladım. Omurum kırık bir omurum ama bu da böyle kol bacak gibi bir şey değilmiş yani. Böyle bir yılda falan kaynıyor. Ama iyiyim. Sohbetler bitiyor ve defile başlıyor. Açılışı Çağla Şikel yapıyor. Siyah rengin hakim olduğu kreasyon moda severlerden tam not aldı. Defilenin sonunda ünlü modacı geliyor yanına Çağla Şikeli. Podyumdan inerken mahkus talihine yeniliyor ve yine bir Hakan Akkaya defilesinde düşüyor Çağla Şikel. Merdivenlerde yaşanan kaza böyle yansıyor kameralara. Çağla Şikel'in bu düşüşü bize daha önce yine ünlü modacının defilesinde düştüğü anları hatırlattı. Bir kabus gibi takip ediyor anlaşılan bu durum ünlü modeli. Ve defile sonu. O düşme anını yeniden yaşayan Çağla Şikel ve Hakan Akkaya karşımızda. Bakın neden yaşanmış kaza. Çağla'yı her defasında düşürüyorum ya bu sefer de kendimle düşürdüm. Baktım, baktım düşmedi çektim. Hayır, beni çek, çek. Necat İşler'den bomba itiraf. Necat İşler ölümden döndüğü, parmaklarının kesilmesine neden olan hastalığı nasıl kaptı? Pazar sürprizine bir ödül daha. Yılın İyi Magazin programı olarak Show TV Pazar Sürprizi ve ekranın magazin klasiği Pazar Sürprizi'nin gurur gecesi. Çok teşekkür ediyorum. Ödüle layık gören herkese. Az sonra. Çek 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 çek. Sana bir şey olmasın. Gözüm bile... Sinan Özen hayranıyla evlendi. O da modaya uydu. Sinan Özen'in vur patlasın, çal oynasın düğünü.
Hayranıyla evlenen ünlüler modasına megastar Tarkan'dan sonra Sinan Özen de uydu. Benle yaşlanacaksın. Hayranlarıyla evlenen diğer ünlü isimler hangileri? Az sonra. Çek çek. Sinan Akçıl Erkan Petekkaya'yı neden penguene benzetti? Ömür Gedik Beşiktaş sevgisi yüzünden nasıl ayağını yaraladı ve daha neler neler. Şimdi bir internet sitesinin düzenlediği geceye gidiyoruz. Tenim zindan, fikrim düşman, kalan mağdur, giden pişman. Gel gör ki aşk nefesmiş, aşkı aldım. Beşiktaş aşkı Ömür Gedik'in dizini nasıl yaraladı? Bildiğiniz düz yolda düştüm, topaklandım böyle yüzüstü güzel bir şekilde. Yılın şarkısı Bağdat'ın sahibi Ayla Çelik'in içini nasıl bir korku kapladı? Şimdi de bu sefer şey korku, ilk defa hayatımda böyle bir korku duyuyorum, hiç bunu yaşamamıştım. Sinan Akçıl kendisini ve Erkan Petekkaya'yı neden penguene benzetti? İki penguen, bir normal insan var şu anda. Ya, var ya. Teşekkür ederiz kendisine. Ünlü isimlerin bir araya geldiği bir davetteyiz. Bakalım kimler gelmiş gece. Yansın geceler, sabahı da söndürelim. Linet'le Fransız sevgilisi arasında sorun varmış bu ara. Ayrılarmış bir süredir. Uzağız şu an birbirimize. Kendisi Paris'te şu an. Ama her şey yolunda. Her çiftin arasında olan şeyler bunlar. Bazen abi soğuk, bazen sıcak. Ferhat Göçer'le Ömür Gedik geliyor. Ömür Hanım'ın dizi fena yara olmuş. Ya ben düştüm. Yani bildiğiniz düz yolda düştüm. Topaklandım böyle yüzüstü güzel bir şekilde. En son çocukken bu kadar kötü düşmüştüm. Beşiktaş gazisi olmuş Ömür Gedik. Beşiktaş'ın kutlamaları esnasında şeyini kendini kaybetmiş. Yok, Ömür Hanım. Bir Beşiktaş bayrağıyla sahneye çıkmadan önce Beşiktaş bayrağıyla resim çektirir misiniz dediler. Ben de Beşiktaş bayrağı olunca ve kutlama olunca biraz hızlı yürüdüm herhalde. Yasemin Özilhan gecenin konuklarından. Oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği sorulunca asla olmaz demiyor. Olursa... Ben büyük konuşmak istemiyorum. Hani ne olacağını bilemem tabii ileride ama şu an için bir şey yok. Daha çok bir şeyler yok. Ece Erken annesiyle gelmiş töreni. Eymen dadıya emanet. Eymen dadısına emanet. İlk defa annemsiz bıraktık. Ama çok güzel bakıyor. O yüzden gözüm arkada değil yani. Kolundaki dövmeyi sildirmeye başlamış. Oğlunun adını yazdıracak oraya. Dövmeyi sildiriyorum. Made in Heaven yazıyordu. Eymen yazdırabilirim. Öyle bir düşüncem var. Bunu Eymen'le yani kapatmak değil. Zaten Eymen yazacaktım. Burası kötü görünüyordu. Öyle bir hayalim var yani. Orhan Gencebay geliyor. Yeni albümünün notalarıyla uğraşıyor şu sıra. Şu anda albümü çalışıyorum. Notaları yazıyorum. Hala bitiremedim. Bu arada tabii telif konularıyla ilgileniyoruz. Telif hakları konusu bütün camiayı son derece yakından ilgilendiriyor. İrem Derici, Fatih Yürek ve Burcu Kıratlı yan yana çıkıyorlar kameralar karşısına. İrem Derici'ye kiloları soruluyor. Çok çalışıyorsunuz, çok zayıflamış. Çalışmaktan değil, o açlıktan. Yoksa 2 sene önce de çok çalışıyordum ama yiyip yiyip çıkaramamış cinsindendim. Bayağı 75 kiloya dayanmıştım. Son dönemin en sevilen şarkılarından Bağdat'ın yaratıcısı Ayla Çelik geliyor. Şarkının gördüğü ilgiden çok memnun. Emeklerim takdir ediliyor. Bu da şahane bir durum tabii ki. Bağdat çok büyük popülarite kazandı ve devam ediyor popülaritesi. Evet. Neler ya söyleyeceksiniz? Ya dilerim bitmez. Ama içini bir de korku kaplamış. Şimdi de bu sefer şey korku, ilk defa hayatımda böyle bir korku duyuyorum. Hiç bunu yaşamamıştım. Şimdi acaba hep Bağdat'la mı kıyaslanacağım? Hani bu kadar şarkı yaptım ama hiç böyle bir şeyim olmadı. Hani bir şeyi aşmak, bir şeyi geçmek gibi bir duygum olmadı. Ama şimdi böyle bir şey oluştu içimde. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene, 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Burak Kut ve eşi geliyor bu arada. Ayla Çelik'le Burak Kut'un bir sürprizi de var yakında. Sevgili Burak'la da çok güzel bir şeyler yapıyoruz. Evet. En son bir projede yine beraber çalıştık, evet, ve çok keyif aldım. Zaten yıllardır bilir. Sürprizi söyleme. Onu söylemiyorum. O ayrı.
Ama yıllardır şu beyaz ışığı bir geçsin gerçekten. De ondan sonra ben. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Lerzan Mutlu geliyor. O da arabesk albümü yapan sanatçılar arasına giriyormuş. Eski arabesk şarkıların konservatuarlıyım ve eski arabesk şarkıları seslendiriyorum. Herkesin beklediğinin dışında bir proje geliyor. Son dönemde polemik yaşadığı Deniz Akkaya ile ilgili soru sorulduğunda bakın nasıl bir tepki veriyor. Deniz Akkaya. Hadi öpüyorum sizi. Gereksizlerle ilgili konuşmuyorum. Bay bay. Sinan Akçıl, Ertan Petekkaya ve Alişan kameralar karşısında. İlginç bir benzetme geliyor Sinan Akçıl'dan. Çok güzel bir dostluk Erkan abi. Smoking kardeşliği. İki penguen, bir normal insan var şu anda karşımda. Aynen öyle. Sağ olsun geçerken uğradı. Ya, var ya. Teşekkür ediyoruz kendisine. Ertan Petekkaya bir dönem Aynalı Tahir dizisinde beraber oynadığı Alişan'ın hayatındaki yerinin önemine vurgu yapıyor. Ali benim hayatımda çok önemli bir insandır. Gerçekten yani Sinan sen ayrısın da ama yok. Ali de ayrı yani. Ama biraz daha fazla mı benim Ali? Kim daha fazla? Ali'yi önceden tanıyorum. Anladım abi. Ama Ali'nin yaptığını sen de yapardın biliyorum. Aynen. Ali benim düğünüme gelmiş. Benim düğünümde gerçekten o zaman benim hiç param yoktu. Gelip hiç benden lira almadan 22 kişilik orkestrasıyla gelip düğünümde şarkı söylemiş bir insandır sağ olsun. Alişan, Sinan Akçıl'ın düğününde de sahneye çıkar mı dersiniz? Ama insanların sana bilmesi lazım. Ben bunu bilmiyorum, onun düğününde. Bengü, transparan pantolonuyla oldukça güzel görünüyor. Hodri Meydan'ın etkileri devam ederken yeni şarkısına çalışmaya başlamış. Şu anda stüdyo aşaması bitmek üzere. Sanıyorum herhalde Ramazan'ın ortasında Haziran'ın sonlarına doğru vereceğiz. Bayramla beraber de Temmuz, Ağustos'ta inşallah yazın en çok dinlenen şarkılarından yine bir tanesi olacağını düşünüyorum. Çok hareketli, çok eğlenceli. Gülben Ergen, üç oğlunu bırakıp gelmiş geceye. Gelirken de sorguya çekilmiş. Ben bu saatte evden çıktığım zaman acayip dalga konusu oluyorum evde. Anne konseri mi, ödüle mi, etek niye böyle, bu pırıltılı ceket de nereden çıktı, saçın niye böyle anne? Oğlum davete gidiyorum diyor. Ne daveti? Çocuklar gülsün diye mi? Değil. Sadece bir arkadaşım davet. Konser de değil. Davet ne yani? Bir hayranı eşi Erhan Çelik'e 3 kalp göndermiş. Gülben Ergen de o hanımefendiye 3 kalple cevap vermişti. Kalpli mesaj. Kalbe kalp yazdım ne oldu? Ne oldu? Bak arkadaş gülüyor. Kalbe kalp yaptım yani. Bu kadar abartılacak bir şey yok. Erhan'ı da havaya sokuyorsunuz ha. Yok öyle bir kalp kalp tamam. Çek 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 çek. İsmim Mehtap, sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabak şişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Ben ne sarhoş olsam ki bir an sizi unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Az sonra. Çek 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 çek. You got that dream, dream, daydream. Look in your eye and I got that red. Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ün mutlu günü. Reklamcı Mustafa Uslu'yla aleni aleni evlendi. Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerin. Nikah şahidi Erkan Petekkaya önce herkesi kahkahalara boğdu. İlk duyduğumdan beri evet. Sonra eline aldı mikrofonu, şarkı söyledi. Deli diyorlarmış benim halime. Renkli nikahtan renkli görüntüler. Az sonra. Çek 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 çek. Ünlü sanatçı Sinan Özen hayranı Burcu Kartal'la geçtiğimiz hafta evlendi. Şimdi birçok ünlünün de katıldığı bu güzel düğünü getiriyoruz ekranlarınıza. Sana bir şey olmasın. Sinan Özen hayranıyla evlendi. O da modaya uydu.
Sinan Özen'in Vur Patlasın, Çal Oynasın düğünü. Hayranıyla evlenen ünlüler modasına Megastar Tarkan'dan sonra Sinan Özen de uydu. Benle yaşlanacaksın. Hayranlarıyla evlenen diğer ünlü isimler hangileri? Sanat dünyasında son günlerde hayranıyla evlenen ünlü isimlerin sayısı giderek artıyor. Şimdi modaya Müzmin Bekar, Sinan Özen de uydu. Ünlü şarkıcı 2 yıldır birlikte olduğu eczacı Burcu Kartal'la dünya evine girip mutluluğun kapısını araladı. Onları sonsuza kadar birleştiren evetler söylendiğinde duygular sel oldu aktı. Sevgili Sinan'ı eş olarak kabul ediyor musun? Evet, ediyorum. Hayırlı olsun. Burcu kardeşimizi bugün bu saatlerinde var. Eş olarak kabul ediyor musun? Ne diyorum? Düğün oldukça renkliydi. Sinan Özen kendi düğününde hareketli şarkılarıyla ortamı daha da renklendirdi. Karadenizli şarkıcı Karadeniz havalarıyla oynamayı ihmal etmedi. Gelin hanımsa bir an bile yerinde durmadı. Dedik ya, Sinan Özen sanat dünyasının Müzmin Bekarlarındandı. Ünlü şarkıcının Sana Bir Şey Olmasın şarkısı çifti birleştiren yegane unsur olmuş. Bu şarkıyı o dinlettiği zaman çok sevdi ve bizim şarkımız olsun dedi. O şarkı bizi bu noktaya getirdi işte. Darısı bütün bekarların başına hepsinin evlilik şarkısı, sevenlerin duygusuna ortak olsun inşallah. Sana bir şey olmasın, gözün bile dolmasın, canım hiç acımasın diye sakındım. Sen benim olacaksın, benle yaşlanacaksın, sözünden cayamazsın, beni bırakamazsın. Burcu Kartal'sa haliyle çok mutluydu düğün gecesinde. Çok fazla konuşamadı heyecandan. Evet, hayatımız inşallah bundan sonra dileğimiz bir ömür boyu huzurlu, sağlıklı, ömrümüzün sonuna kadar birlikte hayatımızı geçirmek. Temennim bu. Bu kadar. Çok heyecanlıyım. Sana bir şey olmasın, gözün bile dolmasın, canım hiç acımasın. Sinan Özen'i bu mutlu gününde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. İşte Eda Metin Özülkü çifti. Mutluluklar diliyorlar. Vallahi yaklaşık 30 yıllık dostluğumuz, hem iş arkadaşlığı, hem aile dostluğu, hem kardeşlik. Benim sektör içerisindeki en yakın arkadaşlarımdan, kardeşlerimden bir tanesi. Uzun zamandır bugünü konuşuyorduk. Uzun zaman derken yaklaşık 25 senedir bugünü konuşuyorduk Sinan'la. Sonunda çok şükür o gün geldi. İnşallah. Çok mutluyuz. Evet, biz de mutluyuz. Onun işte mürüvvetini görmek bizim için de sevindirici. Cengiz Kurtoğlu da düğündeydi. Onun da dilekleri aynı. Kardeşlerim mutlu olsunlar. Sağlık içinde, sıhhat içinde olsunlar. Vatana millete sağlıklı evlatlar yetiştirsinler. Sinan Özen'in bir hayranıyla evlenmesi akla diğer ünlü isimleri getirdi. Kısa bir süre önce de Megastar Tarkan hayranı Pınar Dilek'le hayatını birleştirmişti. She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress.
Peki ya dünyada durum nasıl? Komedi dünyasının ünlü ismi Adam Sandler, bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştı hayranı Jackie Sandler'la. Matt Damon ise Miami'ye bir çekim için gittiği sırada garsonluk yapan Luciano Bozan'la tanıştı ve hayatını birleştirdi. Luciano da Matt Damon'ın büyük hayranıydı. Hollywood'un dev ismi Nicolas Cage ise hayranı olan Alice'le bir restoranda tanıştı. Garsonluk yapan Alice, hayranı olduğu dev ismin kalbini çalmayı başardı. Gecelerde olay. Hangi ünlü oyuncu ve kız arkadaşı arabasını kameraların üzerine sürdü? Bu görüntü kafa karıştırdı. Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'dan ayrılıp yeni bir sevgili mi buldu? İşin aslı ne? Az sonra... Ünlü sanatçı Yeşim Salkım çocukları Gizem ve Ada ile birlikte gittiği eğlence merkezinde bakın nasıl çılgınlar gibi eğlendi. Yeşim Salkım'ın kızlarıyla mutlu saatleri. Ünlü şarkıcı çocuklarıyla nasıl çocuk oldu? Yeşim Salkım'ı kızları Gizem ve Ada'yla çılgınlar gibi eğlenirken görüntülüyoruz. O akşam çok mutlu Yeşim Salkım. Kızı Ada ve Gizem'le keyifli dakikalar geçiriyor. Dün konserim vardı Bursa'da. İşte dönüp geldim. Şimdi de biraz oyuncaklar, yemek. Sonra eve gideceğiz işte. Banyo, yatak. Öyle. Yeşim Salkım'ın küçük kızı Ada da annesinin izinden gidiyor. O da sanatçı olacak galiba. Evet, düetimiz var. Klibimiz bitmek üzere. Yollayacağız zaten onu da size. Klip çektik bakalım. Bak postacı geliyor. Eski... Bizim postacı hani vardı ya böyle gerçek. Ada soruyor çünkü postacı ne falan diyor sürekli. Güzel oldu değil mi Adacığım? Bu aralar çok yoğun bir tempoda çalışan Yeşim Salkım hafta sonlarını ne yapıp edip kızlarını ayırıyor. Tabii yok hafta sonları hep onlarla. Gelmiyor. Çok mutlular canım hallerinden. Şimdi oyuncaklara oraya meraklı. Şimdi su oynayacağız ona meraklı. Konuşurken kendi çocukluğuna dönüyor Yeşim Salkım ve aslında şimdiki çocukların şanssız olduğunu söylüyor. Bizler yedi taş oynuyorduk işte. Bisikletimize biniyorduk. Daha keyifliydi yani. Tabii saklanmaç. Yani daha insanların birbiriyle temas ettiği iç içe. Hani çocukla annenin, babanın yaptığı durum değil de daha biz beraber arkadaşlarımızla bir şeyler yapıyorduk. Bence öylesi çok daha güzeldi. Çok daha keyifliydi yani. Sohbet devam ederken büyük kızı Gizem de katılıyor sohbete. Kızlarını bir arada görmek onu çok mutlu ediyor. Çok güzel ya bak böyle sıra sıra valla. Evet çok güzel bir duygu bu ya. Evet ilk hayatta yaptığım en doğru şey ve en çok da anne olmayı sevdim galiba. Uzun lafın kısası, evlatları Yeşim Salkım'ın her şeyi. Evlat dedim akan sular duruyor. Yani her şeyi bir kenara kaldırıp onlar benim için çok kıymetli. Bütün anneler için öyle de ama hani benim mesleğimi de düşünürse onlar bir yana dünya bir yana yani. Hep de öyle olacak. Tek tek. Seda Sayan, yeğeninin kınasında kurtlarını döktü. Seda Sayan, kendisine çok benzeyen yeğeni Ayça'nın kınasında
nasıl felekten bir gece çaldı. Seda Sayan ve ailesinin hem eğlenceli hem duygusal gecesi geliyor. Hem annemi, hem babam. Az sonra. Çek çek. Barış Arduç, gözyaşlarının nedenini açıkladı. Durumla alakalı daha fazla empati kurabiliyorsun iyi insan. Mustafa Ceceli, eşi de yanındayken kimlere adam olun mesajı yolladı. Zalimlikleri yapanlara buradan sesleniyorum, yani adam olun. Tatile doymayan Serenay Sarıkaya, bronzla altını nasıl buluşturdu? Bu gece çok çok özendiğim için. Ünlülerin kanserli çocuklar için seferber olduğu geceden çok özel görüntüler. Az sonra. Çek çek. Deniz ve Mehtap sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabakşişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Öyle sarhoş olsam ki bir an unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Az sonra. Çek çek. Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ün mutlu günü. Reklamcı Mustafa Uslu'yla aleni aleni evlendi. Dur bakma bana öyle, içime akıyor yara gözlerim. Nikah şahidi Erkan Petekkaya önce herkesi kahkahalara boğdu. İlk duyduğumdan beri evet. Sonra eline aldı mikrofonu, şarkı söyledi. Deli diyorlarmış benim halime. Renkli nikahtan renkli görüntüler. Az sonra. Çek 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 çek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sanat dünyasından mutlu bir haber var sırada. Oyuncu Sinem Öztürk hayatını reklamcı Mustafa Uslu ile birleştirdi. Erkan Petekkaya'nın nikah şahidi olduğu renkli kareleri getiriyoruz ekranlarınıza. Ünlü oyuncu Sinem Öztürk'ün mutlu günü. Reklamcı Mustafa Uslu'yla aleni aleni evlendi. Dur bakma bana öyle, içime akıyor kara gözlerim. Nikah şahidi Erkan Petekkaya önce herkesi kahkahalara boğdu. İlk duyduğumdan beri evet. Sayın kırıklarımız. Sonra eline aldı mikrofonu, şarkı söyledi. Ağlıyormuş, deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sallıyormuş. Renkli nikahtan renkli görüntüler. Dizilerin güzel oyuncularından Sinem Öztürk hayatını reklamcı Mustafa Uslu'yla birleştirdi. İlk gördüğüm andan beri evet. Bütün kalbimde sonsuza kadar evet. Uslu'nun Kemerburgaz'daki evinin bahçesinde gerçekleşen nikah törenine ünlü isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. Çift nikah yerine Volkan Konağı'nın son günlerin popüler şarkısı Aleni Aleni eşliğinde geldi. Mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Dur bakma bana öyle, içime akıyor.
Sinem Öztürk ve Mustafa Osun'un nikah şahitleri Erkan Petekkaya ile Nilgün Kasapbaşoğlu'ydu. İşte birbirlerine sonsuza dek bağlayan o sihirli evetler. Mustafa Bey'le severek ve isteyerek bir ömür boyu evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İlk gördüğüm andan beri evet. Bütün kalbimde sonsuza kadar evet. Nikah şahidi Erkan Petekkaya o akşam formundaydı. Yaptığı espriyle gelin Sinem Öztürk'e gönderme yaparak herkesi güldürdü. İlk duyduğumdan beri evet. Sayın kırıklarımız. İmzalar atıldıktan sonra gelen uyarılarla Sinem Öztürk damadın ayağına basmayı ihmal etmedi. Sinem ayağa bas. İlk olarak Erkan Petekkaya'nın yanındayız. Dostlarına mutluluklar diliyor. Mutluyum tabii ki. Ne güzel bir yuva kuruldu. İnşallah onların yani yeğenlerimize okşayacağız. Yuva kurmak çok önemli bir şey. Aile olmak çok kıymetli bir şey gerçekten. İnşallah çok mutlu olurlar Mustafa ile Sinem. Mustafa benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Dilerim hayat boyu beraber mutlu olurlar. Biraz da iş konuşalım diyoruz ama bu sezon oldukça yorulan Erkan Petekkaya dört gözle tatili bekliyor. Tatili bekliyorum. 4 hafta kaldı. 4 hafta sonra inşallah tatil olacak. Ben de dinleneceğim. Çok yoruldum gerçekten. Altan Erkekli de düğüne katılan bir diğer ünlü isimdi. O da çifte mutluluklar diliyor. Evet, güzel bir birliktelik diliyoruz. Sağlıkla, mutlulukla, huzur, sevgi dolu, birbirlerini anlayan, birbirlerini seven, sayan, hayatı çok güzel sindiren iki güzel kardeşimizin bu uzun yolda, çünkü uzun bir yol hayatı anlaşmak, devam etmesini canı gönülden isterim. Ve gelinle damat Sinem Öztürk öylesine heyecanlı ki adeta bulutların üzerinde yürüyor. Ya bu zamana kadar ne böyle heyecanlandım, ne elim ayağım titredi, ne böyle dizlerim boşaldığını hissettim. Çok mutluyum, çok eminim, çok huzurluyum, çok seviyorum, çok yani. Aynı şekilde damat Mustafa Oslu da çok heyecanlı. Hayatının aşkını sonunda bulmuş. Çok heyecanlıyım. Aynı şeyleri o bana yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum ona. Çok mutluyuz. Gururluyuz. Bize göre bir şey başardık. Evlilik teklifini soruyoruz. Nasıl oldu acaba? İlişkimiz o kadar süsten, püsten, her şeyden uzak ki. Hani o kadar doğal, o kadar ikimiz yaşadık ki her şeyi. Evet. O yüzden evlilik teklifi de bir gün otururken karşılıklı evlenme teklifini ve kabul ettim. Yani hiç böyle ekstra bir şey hiç gerek duymadık. Birbirimizi çünkü çok seviyoruz. Peki ya balayı? Sanırız romantik bir balayı tatili geliyor. Evet, Roma'ya gidiyoruz yarın öğlen. İşte 3 gün izin alabildim setten. Ondan sonra çalışmaya devam ama böyle 3 gün hayalini kurmuştuk zaten. Biz bunların her şeyin hayalini zaten tanıştıktan bir hafta sonra kurmaya başlamıştık. İşte gecenin hareketlendiği dakikalar. Erkan Petekkaya sahnede. Mikrofonu kaptığı gibi başlıyor şarkı söylemeye. Ağlıyormuş mu, deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sallıyormuş. De çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Çek çek. Barış Arduç, gözyaşlarının nedenini açıkladı. Bununla alakalı daha fazla empati kurabiliyorsun insan. Mustafa Ceceli, eşi de yanındayken kimlere adam olun mesajı yolladı. Zalimlikleri yapanlara buradan sesleniyorum, yani adam olun. Tatile doymayan Serenay Sarıkaya, bronzla altını nasıl buluşturdu? Bu gece çok çok özendiğim için. Ünlülerin kanserli çocuklar için seferber olduğu geceden çok özel görüntüler. Az sonra. Çek 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 çek. Let me finish this. Kimlere
kimi dünyaca ünlü bir yıldızı havalara uçuruyor. Kimi çocukların şekerlerini çalanları yakalıyor. Dünyanın en iyi sihirbazları yine görev başında. Bu görüntülere inanamayacaksınız. Az sonra. Şimdi de sırada Renkli İstanbul geceleri var. Bakalım kameralarımıza kimler, nerede ve nasıl yakalanmış? Gecelerde olay. Hangi ünlü oyuncu ve kız arkadaşı arabasını kameraların üzerine sürdü? Bu görüntü kafa karıştırdı. Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'dan ayrılıp yeni bir sevgili mi buldu? İşin aslı ne? İstanbul'un karanlık gecelerinde yakalanan ünlüler yine kameralara enteresan halleriyle görüntüler verdi. İşte aksiyon yüklü gece turumuz. Engin Altan Düz Yatan bir arkadaşının doğum gününe gelmiş. Eyvallah, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, kolay gelsin. Evet evet, bir arkadaşımızın doğum gününe geldik. Habercilerin bu gizli mekanı nereden bulduğunu merak ediyor. Tarkan da yakınlarda olunca yakalandı ünlü oyuncu. Açıkçası şaşırdık da nasıl geldiniz buraya diye, ama sonra öğrendik yakınlarda bir yere oturuyor. Aynen aynen. Tarkan'ın kurbanı olduk. Doğum günü hediyeleri de Nesişe Halkoçlar'dan. Bilmiyorum, Nesişe aldık. Evet. Evet, bugün 34'ün doğum günü. Evet. Nesişe aldı o işleri, Nesişe aldı evde hediye işleri. Ben bakmıyorum. Çok teşekkürler arkadaşlar, kolay gelsin. Ceyda Ateş gece sporuna çıkmış. Merhaba. Ceyda. Bizi gördünüz, bizi de koşturuyorsunuz. Yok, oraya o son bitiş noktan sonra devam ediyorum. Hızını kesmek gibi olmasın ama bir iki kelime konuşalım istiyoruz. Her akşam 1,5 saat yürüyormuş. Yani her akşam 1,5 saat yürüyorum. 1,5 saat? Evet. Nereden nereye? Valla Kuruçeşme, Bebek arası Mekit okuyorum 2 kere. Yazın yurt dışına gitmek gibi bir planı var eğitim için. Yeni projeler var. Belki bir süre ara veririm, yurt dışı eğitime devam ederim. Bakalım, bir sürü şey var. Eğitim? Evet, zaten gidip geliyorum sürekli oyunculuk için. O yüzden sürekli devam ediyor. Murat Dalkılı çıkıyor. Yeni albüm için çalışıyor. Albüm olacak albüm. Albüm geliyor şimdi. Stüdyoya gidip geliyorum. Bitmek üzere. Çıkacak yani herhalde. Bayramda falan yetişir. Nazar değmesin diye yeni şarkılarına nasıl bir albüm oldu sorusuna bakın nasıl yanıt veriyor. Hepsi berbat. İğrenç. Toparlayamadım. Hadi görüşürüz. Alişan ve Ece Erken bir doğum gününden çıkıyor. Alişan bekarlarla takılmayı seviyormuş bu ara. Evli arkadaşım yok. Gördüğün gibi hep bekar, hep bekar arkadaşı. Evli içi arkadaşım. Sevmiyorum, evli insanlarla dolaşmayı sevmiyorum. Kendisini Çağla Şeker'le yakıştıran fanlarına bir mesajı var Alişan'ın esprili bir dille. Benim kardeşim ya. İşte fanlar çok rüzgar almış, o yüzden. Hadi gidelim. Rüzgardan beyinleri şey olmuş. Milli takımın 3 gurbetçi yıldızı Gökhan Töre, Hakan Çalhanoğlu ve Mevlüt Erdinç İstanbul gecelerinde. Hakan Çalhanoğlu İngiltere'ye tarihin ilk golünü attığı için mutlu. İngiltere'de golü de attınız Hakan Bey. Evet, çok şükür. Tamam, bırak abi, yeter lütfen. Tamam. Güzel oyuncu Deniz Çakır gecelerde bir beyefendiyle görüntüleniyor. Müzik
Karşısındaki beyefendi, tiyatrocu Kadir Çermik bir anlık böyle fotoğraflanıyor el ele. Bu görüntü akıllara Oktay Kaynarca, Deniz Çakır aşkının bittiği, yeni bir aşkın başladığı iddiasını getiriyor haliyle. Ancak Deniz Çakır yaptığı açıklamada Çermik'le sadece arkadaş olduklarını ve Oktay Kaynarca ile ilişkilerinin devam ettiğini söyledi. Magazin kameraları gecelerde bir oyuncuyu yakalıyor. Şevket Çoruk'un ön koltukta oturduğu aracı bir sarışın bayan kullanıyor. Ups. Hanımefendi görüntülenmenin paniğiyle aracı kameramanların üstüne sürüyor. Şevket Bey, iyi akşamlar. Şevket Bey. Ve işte böyle düşürüyor görüntü alan kameramanı. Hadi etmeye çalışıyor. Oğlum! Az sonra çift yine yakalanıyor. Bu kez Şevket Çoruh direksiyonda. Onun da durmaya niyeti yok. Şevket Bey, dur. Şevket Bey, bırak ya. Şevket Bey. Bunlar tehlikeli hareketler. Daha dikkatli olunmalı. Çek çek. Ünlü oyuncu eşinin yüzünü bu hale getirdi. Eşinin yüzüne telefon fırlattı. Şimdi boşanıyorlar. Kim bu çok ünlü oyuncu? Az sonra. Çek çek. Barış Arduç, gözyaşlarının nedenini açıkladı. Durumla alakalı daha fazla empati kurabiliyorsun. İnsan... Mustafa Ceceli, eşi de yanındayken kimlere adam olun mesajı yolladı. Zalimlikleri yapanlara buradan sesleniyorum, yani adam olun. Tatile doymayan Serenay Sarıkaya, bronzla altını nasıl buluşturdu? Bu gece çok çok özendiğim için. Ünlülerin kanserli çocuklar için seferber olduğu geceden çok özel görüntüler. Az sonra. Çek çek. Seda Sayan'ın yeğeni Ayça Gürsaçer yapılan kına gecesiyle evliliğe ilk adım attı. İşte o kınadan eğlenceli anlar. Seda Sayan yeğeninin kınasında kurtlarını döktü. Seda Sayan, kendisine çok benzeyen yeğeni Ayça'nın kınasında nasıl felekten bir gece çaldı? Seda Sayan ve ailesinin hem eğlenceli hem duygusal gecesi geliyor. Seda Sayan'ın yönetmenlik yapan yeğeni Ayça Gürsaçer yapılan kına gecesiyle evliliğe ilk adımı attı. İşte o kınadan eğlenceli anlar. Kına davullarıyla geliyor Ayça Gürsaçer kınanın yapıldığı salona. Seda
Seda Sayan'a benzerliği dikkat çekiyor Ayça Gürsaçeri. Seda Sayan'ı çok sevdiği yeğeninin kınasında işte böyle başlıyor eğlenceye. Arslan kınada erkek köşesinde oturan isimler. Gürsaçer ailesi tam kadro orada. Seda Sayan'ın annesi ve ablası da eğleniyor işte böyle. Seda Sayan şarkıları çalmaya başlayınca eğlence durağa tırmanıyor. Seda Sayan ve sevgilisi Erkan Çelik de dahil oluyor eğlenceye. Kınaya katılan beyler tespihle döktürüyor bu kez. Sıra kına merasiminde. Seda Sayan ve yeğeni arasında böyle duygusal anlar yaşanıyor. Kınalar yakılıyor, duygusal anların ardından eğlence tüm hızıyla devam ediyor. Sıra damat alayında. Finali Seda Sayan'ın geceye en uygun şarkısıyla yapıyor halayı. Canıma tak dedi aşk acısı. Bir kere olsun tansızı. Evleneceksen.
çek. İsim de Mehtap, sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabak şişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Öyle sarhoş olsam ki bir unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Az sonra. Çek çek. Ünlü oyuncu eşinin yüzünü bu hale getirdi. Eşinin yüzüne telefon fırlattı. Şimdi boşanıyorlar. Kim bu çok ünlü oyuncu? Az sonra. Çek çek. Şimdi de sırada Show TV'nin kahkaha bombası Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçler var. Aşırı cimri Şevket hırsızları nasıl tuzağa düşürdü? Çok güleceksiniz. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Güldür Güldür kahkaha. Skeçte aşırı cimri Şevket'in evine giren hırsızların başlarına gelenler anlatılmaktadır. Paralarımı gömdüler. Televizyona gömdüler. Paralarımı kurtkiz. Paralarım gitti. Paralarım gitti. Ya vallahi Şevket ya. Alt tarafı bir televizyon aldın diye girdiğin şekillere bak. Apartmanda herkes cama çıkmış, kim öldü diyorlar. Taziyeye gelelim, başınız sağ olsun diyor insanlar. Ama ayıp ya. Hayır baba, o da değil yani. Belki beleş yemek getirirler diye kaynım öldü diye yalan söyledim bir de. Kaynım ölseydi bu kadar acı çekmezdim. Bir dakika! Evde kombi mi açık? Hayır Şevket. Ay şükürler olsun, nasıl korktum bir an. Allah'ım sen bizi evde kombi açık unutan kullarından eyleme. Vay be! Ne kadar güzel oldu ya! Harika durdu televizyon değil mi anneciğim, değil mi kardeşim baba? İncecik ya, incecik evet. Televizyon! Ulan kuntis! İncele, o kadar meraklıysan az zayıflasana! Bir de şuna bak, suratına bak! Hint maymunu gibi sıratıyor. Oğlum bu televizyonun intikamını çok pis alacağım senden. Bugün yine en büyük düşmanım sensin İbo. Çok şaşırdın sen. Allah aşkına Şevket ya! Yani bir televizyon aldın diye, bir şey aldın eve diye türlü türlü şekillere girme. İnsanları germe evde kocacığım lütfen ama. Evet baba ya, annem çok haklı valla. 37 ekran televizyon kullanan mı kaldı bu çağda ya? Ya sinemaya gidene kadar ben Kenan İmirzalıoğlu'nu Aydemir Akbaş kadar bir şey sanıyordum. Cimri Şevket'e çok dokunmuştur. Para verip televizyon satın almak. Hazırsanız açılışımızı yapıyoruz ve televizyonumuzu açıyoruz efendim. Lan dur! Tersine evrim, ne açıyorsun dur! Bu televizyon bir sene boyunca açılmayacak. Anne, niyeymiş efendim o? Çünkü elektrikten kendi parasını çıkarana kadar televizyon izlemeyi yasaklıyorum. Burada böyle yatacak. Sen de aha şurada şu kalemede böyle yatacaksın Şevket. Zezek zezek konuşma Allah aşkına. Çocuğum hadi aç aç aç. Dizi başlıyor. Bugün dizimi böyle izleyeceğim. Vallahi kaçıramam. Gel Şevket gel. Ay çok heyecanlı. Ya ben de. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ay. Şevket Şevket. Bak bak renkler nasıl canlı, renkler nasıl parlak. Aa sanki orada değil, aa biz de çekiyorlar diziyi değil mi kızım? Sanki salonda çekiyorlar. Evet, evet aynı öyle. Ay, ay nasıl bir esneme geldi. Ana. Ana esneme geldi be Şevket. Ana. Yorulmuşuz bütün gün be. Dön dolaş değil mi? Ya, ya. Çocuklar ben dizi izleyebileceğim. Hadi ben yatıyorum. Siz de geç kalmayın. Hadi. Hadi, hadi iyi geceler. Hadi. Hadi. Ay. 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 Kızım sen de yapacağım mı? Ay nasıl bastın mı? Ana, ana. Ay ne oldu baba böyle ya? Çok iyiydim aslında, televizyon izleyecektim. Ay. Ve çok uykum geldi. Ben de yatacağım herhalde ya. Yat kızım yat, sabah erken kalkın ya. Hadi iyi geceler size. Hadi iyi geceler. Şevket'in amacı herkesi uyutup elektrikten tasarruf etmektir. Kusura bakma,
olacaksın. Ben bu gece deliler gibi televizyon izleyeceğim efendim. Acayip konsantreyim şu an. Konsantre hain. Okaliptus bulmuş koala gibi yapıştık televizyona. Kalk git karşı komşu uyumadan git tuvaletini yap da gel hadi. Başüstüne. Yapma lan! Bak bir şey çok merak ediyorum. Ben acaba neden yıllardır karşı komşu tuvaletine gidiyorum da kendim tuvaletine giremiyorum? Neden? Bunda sinirlenecek bir şey yok. Bir sifon ne kadar sağlıyor senin haberin var mı? Hele sen 3 kere basıyorsun. Hafriyat kamyonu gibi boşaltıyorsun oğlum içeri. Allah Allah. Hadi. Neyse neyse vazgeçtim boş ver yapma. Ne? Yapmadan yat tok tutar. Bana bak. Bir an önce uyu. Vallahi senin alırım böbleğini satarım sağ sola. Şevket gerçekten çok cimri bir adamdır. Ama birazdan başına geleceklerden ulan, habersizdir. İnsan çocuğunu canavar gelir falan diye korkutur, böbreğini satarım diyor. Hayır yapar mı yani biliyorum yapar. Niye yatıyorum ben ya? Benim uyku falan yok ki. Hiç uyku yok. Ben sabah kalktım. Işığı açayım mı abi? Aç aç. Ev sahibini de öperek uyandır. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Öpeceğim. Hırsız öpmeye çalışıyor beni, iki tane hırsız var. Öyle hırsız mı olur? Nasıl olurmuş hırsız? Hırsız dedi, gelin diye fener olur. Şimdi yakıyorsun. Baba! Işığı ben yaktım ya! Ben yaktım ışığı! Kuntiz! Adamlar da itham ettim burada, kusura bakmayın. Şevket, ne saçmalıyorsun? Senin cimrinle fondipliyim ya. Ay olay be, hırsız girmiş bir şeyler yaptana. Babacığım bir şey yap, ne olur. Bak gerçekten bu çok ürkünç bir şey, hırsız ya. Kızım korkma, bunlar mahalle arası hırsızlar ya. Ben bunların gibi çok gördüm. Şimdi bunlara iki öt derim, bunlar kaçar gider. Hadi aslan babama dön. Hadi. Hadi. Gel lan orada hadi. Şiray. Kısa git hadi çık. Hele koş. Şimdi kaçarlar. Hıç. Kaçmadılar. Şevket, adamın elinde silah var. Merak etme baba. Senden de hiçbir şey kaçmıyor hayatım ya. Susun lan susun. Ya paranı ya canını. Cimri Şevket hırsızlarla baş başadır. Bu cimrilikten onlar da nasiplerini alacaklardır. Lan ya paranı ya canını. Anladım anladım. Neyi anladın ulan? Ya paranı ya canını diyorum, duymuyor musun? Duydum işte, düşünüyoruz kardeşim. Ya neyi düşünüyorsa Şevket. Şevket neyi düşünüyorsa adam ya paranı ya canını diyor. Allah aşkına bir şeyler yapsana Şevket. Vallahi olacak seni ha. Aşk olsun aşkım, sen 45 yıllık kocanı tanıyamamışsın da. Merak etme baba. Ben şimdi polisi arıyorum. Ne yapıyorsun? Polisi arıyorum telefondan. Sakın arama. Ya. Ödemeli at, polis bizi arasın. Ne fısıldaşıyorsunuz lan orada ha? Oğlum bak beni delirtmeyin bak. Ben çıldırırım. Paralar nerede lan? Çabuk söyle paralar nerede? Bak benim tersim perstir. Göstermeyin bak. Ne parası kardeşim? Fakiriz biz ya. Biz yemeği ekmek bulamıyoruz ya. Şu çocuğa bak. Şunun haline bak. Açlıktan ne hale gelmiş. Nesi varmış çocuğun ya? Sementer ineği gibi semirmiş bu. Ulan İbo her yerde zararsın. Aramız yok diyoruz ama son model geniş ekran televizyon izlemeyi biliyoruz. Ha? Aferin ulan Fikri. Lan çıkarın paraları yoksa var ya çocuğu vururum. Vurma. Vurur musun? Neresinden vurursun? Neresinden vururum? Bacağından vururum. 3000 lira yoğun bakım. 2000 lira ameliyat. 1500 öyle bir masraf. Tamam vurun, vurun, vurun. Aa ne diyorsun ya? Şevket, vallahi parçalarım seni. Manyaklıkta zirve yaptın ya. Vuracağım seni, vuracağım, hallet şu işi. Vurmayın, vurmayın, vurmayın. Ben daha çok gencim abi, çok gencim ben. Oğlum gençsin işte, yaran çabuk kaynar. Vurun, vurun, vurun. Hırsız abi vurmayın. Hırsız abi, diğer hırsız abi. Benim babam emekli biliyor musunuz? Benim babamın emekli ikramiyesi var. Bize koklatmıyor ama bu evde bir yerlerde saklıyor. Arayın o parayı bulur abi. Kardeşim ne diyorsun sen şunu vur. Vur. Vur.
Lan ne tür bir manyaksın sen? Arıza çıktı adam ya. Oğlunu vuracağım diyorum. Hırsızlar ve Cimri Şevket arasında amansız bir mücadele başlamıştır. Hırsız Bey, şöyle bir durum var. Benim kocam gerçekten ultra golden bir manyak cimri adamdır. Gerçekten. Cimri mi? Evet evet. Bakın geçenlerde bir mahkeme vardı. Orada para cezasını hapis cezasına çevirin. Ben 2 sene yatayım diye hakime 3 saat boyunca ağladı. Böyle bir manyak cimridir. Ne olur efendim onu tarafa şey yapalım. Hırsız Bey, annem çok doğru söylüyor. Vallahi bak ondan da korkmuyorum. Ya şey, benim babam var ya 10 yaşımıza gelene kadar sandalyeler eskimesin diye bize ayakta yemek yedirdi ya. Ben de bir örnek vermek istiyorum, izin verin. Hırsız Bey bir şey söyleyeceğim. Benim babam acıkmamak için dünya tuvaletini tutma rekorunu kırmış bir adam. Noter uzunluğunda 26,5 gün tuvaletini tuttu bu adam. Çok manyak bir cimri yani. Onun parasını arayı bulun evde bir yerlerde. Ne olur beni vurmayın. Lan İbo, senin böyle olacağın dönem ödevini 18 puntoyla yazmandan belliydi. 500 saçma çıktı aldım ben senin yüzünden kuntiz. Ne oldu, vursun adam beni. Vursun. Sus lan, sus. Fikri, ara her yeri. Gel. Ara her yeri. Her yeri arıyorum abi, her yeri. Hırsızlar bu kadar cimrilik karşısında neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Ne yapıyorsun lan? Evi ara, evi. Evi mi? Alo anne. Lan ne yapayım şunu? Lan şunu. Teyzeciğim Fikri'yle beraber çok güzel. Hadi kapat. Ne oluyor lan? Ne yaşanıyor burada ya? Evi ara, evi. Ha evi ara. Ha. Bu var bak. Şey, şuradaki koltuğa bakmadınız. Çok incesiniz. Aferin kızım. Oldu olacak. Hırsıza bir de dedektör ver eline. Hala konuşuyorsun, hala saçmalıyorsun. Allah aşkına bir çözüm bul. Vallahi vuracağım. Ama oradasın sen Şevket. Eviniz de çok güzelmiş, tıpkı sizin gibi. Çok teşekkür ederim Hırsız Bey. Yani siz de gerçekten işinizin ehlisiniz. İşinizi çok güzel yapıyorsunuz. Çok güzel soyuyorsunuz Hırsız Bey. Hırsız mı? Fikri. Fikri götürgen. Ya. Mehtap. Memnun oldum. Ben de. Ha? Adresini de söyle. Söyle. Çınar Sokak, No 21 daire bir. Ulan sus ya. Kıvrımsız Bey'i sus. Ya niye öyle diyorsunuz? Fikri Bey bence çok zekalı bir insan. Kızım oldu olacak bir çay için Hırsız Bey'le. Sor bakayım kendi üstüne evi arabası var mıymış? Babacım ya benim gözüm malda mülkte değil, tamam mı? Hani zaten bir arabam olacak yani okul bitince. Babam söz verdi mezun olunca arabayı bana verecek. O öyle değil. Öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey. Ben dedim ki sana okul bitsin arabamı sana satarım kızım dedim. 30.000 lira getir arabayı götür bu kadar. 30.000 lira mı? Ya 30.000 lirayı nereden buldun? Böyle mi konuştuk baba ya? Görünen o ki hırsızlar kusura bakmayın. Bu cimri adamın evini dahil pek soyamayacak gibidir. Şu anda sizi soyuyoruz. Abi bir 30.000 lira versene ya. Sevdiceğimi arabayı alıp ona vereceğim ya. 30.000 lira. Gerçekten mi ya? Bu çok pahalı bir hediye yalnız. Ben kabul edemem. Sağ ol. Kabul ederiz canım. Ben kabul ederim. Ya sonuçta kızım, herkes kazanıyor. Win, win. Şevket, win, win. Hallet şu işi. Çabuk bir çözüm bulmaz. Tamam. Dışarı açın. Bırakın. Ben polisi arıyorum şu anda. Polisi arıyorum. Arama polisi falan. Sok şu telefonu cebine. Vallahi o telefonu sana monte ederim, ortalıkta ankesörlü telefon gibi dolaşırsın ya. Abi 30.000 lira ne oldu ya, 30.000 lira? Lan yürü git. Soymaya geldiğim evde bir de araba mı alacağım? Gerekirse çalarım. Hem 30.000 fazla. Lan sen de çok sıkı pazarlıkçı çıktın ya. Tamam akşam pazar, hadi kızıma şey yapacağız, vereceğiz madem. Al 25.000'i al götür. Yanında gel lan buraya, gel. Yanında İbo'yu da bedava veriyorum. Promosyon komodo evleri, hadi. Yazıklar olsun sana Şevket. Ben çocuğumu öyle pazarda pazarcının don sattığı gibi sat bile yanı promosyon yap diye yedirtirmedim. Mantıklı açıklamalar mı? Vallahi boğacağım seni. Efendim? Evet. Baba gerçekten oldukça mantıksızsın ya. 25.000 diyorsun. Nereden bulsun bu çocuk 25.000'i? Çalsın çırpsın mı? Hırsızlık mı yapsın baba? Yani. Ya canım ya şey yanlış anlamadım değil mi? Çok özür dilerim yani. Yok canım estağfurullah. Yani ne demek? Yani sizin sevdikleriniz benim için nur perdesi gibi yani. Aşk çeşmesi. Kalp hırsızım ya. Allah'ım babası para cimrisi, kızı zeka cimrisi. Lan Fikri paraları bırak şimdi. Gel şu televizyonu alıp götür. Hayır! Canımı alın ama televizyonuma dokunmayın. Vurun beni. Ben iyileşirim ama bu televizyon geri gelmez. Vurun. Şevket öylesine cimri bir adamdır ki canını malına tercih etmektedir. Ama bakın sonunda ne yapar? Ana! Polisler! Oğlum nereden buldular bizi? Allah Allah! Ben Feyyaz'da böyle hırsızı keyfe diye yer bildirimi yapmıştım. Oradan mı buldular acaba? Lan nöron yoksun o aptal. Hadi gidiyoruz. Yürü. Bir dakika. O kadar kolay değil. Fikri Götürgen. Çınar Sokak, No 21.
Bir de ben gördüğüm bu suratları asla unutmam. Sizin robot resimlerinizi çizdireceğim. Bütün billboardlarda sizin resminiz olacak. Yakacağım oğlum sizi. Meşhur olacağız abi. O zaman gelip isteriz sizi. Lan sus, sus. Allah Allah. Kardeş bak, sen bizi unut, biz de seni. Bundan sonra seni muhitine doğuramayız, anladın mı? Bak şimdi, sen şu 600 lirayı da al. Bizi tamamen unut. 600 liraya benim bu burnu unutmam mümkün değil. Bende de 500 lira var babacığım. 500. 600. Aha. 1100 lira. Allah'ım şaşırdım. Televizyon bedavaya geldi ya. Yürü yürü, gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Fikri götür gel. Feistenekli. Tamam serserim, ekleyeceğim. Ya sen ne şanslı, ne çılgın bir adamsın ya. Cebine para koydu babanız bir televizyon. Seni serseri. Tamam, hadi gelin. Sarılın annenize yavrularım. Çok güzel oldu değil mi? Kurtulduk çocuklar. Evet ya. Şekil, hadi gel, aile sarılması. Gel, gel, gel. Aşkım, bu ailede tek bedavaya gelen şey bu televizyon. O da artık bizim aileden. Çek, çek. Ünlü oyuncu eşinin yüzünü bu hale getirdi. Eşinin yüzüne telefon fırlattı. Şimdi boşanıyorlar. Kim bu çok ünlü oyuncu? Az sonra. Çek, çek. Necat İşler'den bomba itiraf. Necat İşler ölümden döndüğü, parmaklarının kesilmesine neden olan hastalığı nasıl kaptı? Pazar sürprizine bir ödül daha. Yılın en magazin programı olarak Show TV Pazar Sürprizi Bey. Ekranın magazin klasiği Pazar Sürprizi'nin gurur gecesi. Çok teşekkür ediyorum ödüle layık gören herkese. Az sonra. Çek, 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 çek. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç neden gözyaşlarına boğuldu? Serenay Sarıkaya bronzlu altını nasıl buluşturdu? Mustafa Ceceli kimlere adam olun mesajı yolladı. Şimdi ünlülerin büyük rağbet gösterdiği Kansersiz Yaşam Derneği'nin gecesine gidiyoruz. Barış Arduç gözyaşlarının nedenini açıkladı. Durumla alakalı daha fazla empati kurabiliyorsun insan. Mustafa Ceceli eşi de yanındayken kimlere adam olun mesajı yolladı. Zalimlikleri yapanlara buradan sesleniyorum, yani adam olun. Tatile doymayan Serenay Sarıkaya bronzla altını nasıl buluşturdu? Bu gece çok çok özendiğim için. Ünlülerin kanserli çocuklar için seferber olduğu geceden çok özel görüntüler. Kansersiz Yaşam Derneği'nin katkılarıyla Şişli Etval Hastanesi'nde inşa edilecek çocuk onkoloji bölümünün yapımına katkı nedeniyle düzenlenen geceye ünlü yağdı. Mustafa Ceceli, eşi Sinem Ceceli ile geliyor geceye. Çiftin şıklıkları göz kamaştırıyor. Vallahi dün Sinem'e ayak uydurayım dedim. Baktım böyle güzel bir elbisesi var. O yüzden bugün sana eşlik ediyorum. Gecenin en şık çifti diyeceğim. Tamam, daha doğru oldu. O da anlamlı. Daha şık oldu, evet. Sinan Akçıl'ın Ebru Şallı'ya yazdığı şarkıyı seslendirecek olan Mustafa Ceceli'ye eşine şarkı yazıp yazmadığını soruyoruz. Bir itirafta bulunuyor. Ben hiçbir şey yazamadım. Kalas gibiyim ya. Çok fena yani. Bu kadar zamandır. Vallahi ama şarkıları ona söylüyorum. Bir haber çıktı Mustafa Ceceli ile ilgili. Eyüp'te verdiği konserde satırlı saldırıya uğradığı yazıldı Ceceli'nin. Yalanlıyor haberi. Evet ya, yani ben hayatta bu kadar yalan, hani çok haber okudum da bu kadar yalanını okumadım. Mustafa Ceceli yazılan habere sert tepki veriyor. Sakin mizacıyla tanınan şarkıcıyı hiç bu kadar öfkeli görmedik desek yeridir. Ailelerimiz korkuyor ilk başta. Yani bu tip zalimlikleri yapanlara buradan sesleniyorum. Yani adam olun.
Kalem oynatan habercilere de sesleniyorum. Siz de işinizi adam gibi yapın. Onur Büyüktopçu gecenin konuklarından. Barış Arduç'un açtığı yolda kansersiz yaşama destek veriyor o da tüm gücüyle. Barış iyi niyet elçimiz oldu. Ondan sonra biz de işte elimizden geleni yapıyoruz. Üç ünlü bey geceye beraber gelmiş. Özgür Ozan, Emre Kınay ve Bülent Parlak gecenin önemine vurgu yapıyor. Vallahi biz de elimizden geldiğince yardımcı olmak. Ve destek olmak. Destek olmak. Dikkatleri üzerine toplamak. Yapılan eylemlere biraz daha dikkat çekmek. Farkındalık yaratmak. Bizim gittiğimiz yerlere siz de geliyorsunuz ya. Onlar gelmezlerse eğer siz gelmezseniz biz gelin de siz gelin diye biraz faydalı olalım istedik. Sizler gelin, basını bir göstersin ki sosyal sorumluluk çerçevesinde bu işler böyle katlanarak devam etsin. Yapılabilecek her iyi adımda orada olmaya çalışacağız. İpek Açar gecenin konuklarından. Büyük aşkı Kayahan'ı kanserden kaybettiği için bu konuda hassas. Kansersiz Yaşam Derneği de çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben de takip ediyorum. Çok güzel bir gece olacağından eminim. Kansere bir can vermiş isimlerden biri de Ayşe Tolga. Ben babasını kanserden kaybeden ve çevresinde de kanser çok olan biriyim. Kanser hastası çocuklara destek çok önemli. Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti de geceye destek veren ünlülerden. Bugün de işte güzel bir olay için buradayız. Kansersiz Yaşam Derneği'ne destek için. Gecenin mimarlarından Barış Arduç, Berk Oktay ve Necip Memili kameralar karşısında. İlk sözü derneğin iyi niyet elçisi Barış Arduç alıyor. Kansersiz Yaşam Derneği çok güzel şeyler yapıyor. Yeniden yapılandırma, moral motivasyon, kaynak yaratma benzeri başlıklar altında. En önemlisi de bu sene Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nün yeniden yapılandırmasıyla alakalı. İçinde yer aldığımız için de biz ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bugün de balomuz var. Daha da kıymetli, daha güzel şeyler yapmak adına böyle bir organizasyon yapıldı. Berk Oktay, kanser hastası çocuklara umut için geceye gelenlerden. Gerçekten çocuklara umut oluyor bu dernek. Necip Memili, babasını kansere teslim etmiş bir evlat hassasiyetiyle desteğe hazır. Benimki biraz acı olacak ama ben babasını kanserden kaybetmiş birisi olarak yapılan her şeye destek vermenin çok olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu geceye de böyle güzel bir destek olmak için geldik. Barış Arduç'a geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen basın toplantısındaki gözyaşlarını soruyoruz. Bakın neden ağlamış yakışıklı oyuncu. Şimdi çocuklar üzerinden konuşuyoruz. Benim de kendi kuzenimin de öyle bir durumu olduğu için durumla alakalı daha fazla empati kurabiliyorsun insan. Ama bu durumla mücadele eden bütün çocuklar aslında kendi ebeveynlerinden daha olgunlukla bu süreci atlatıyorlar. O gün Beytullah kardeşim de bir konuşması vardı o videoda. Onu görünce kendi adıma benden aslında iddialı olacak belki ama o gün salonda bulunan herkesten çok çok daha olgun çocuklar bunlar. Yaşları 15'i geçmiyor. Hal böyleyken bu kadar ciddi mevzuda çok güçlü durabilen bir sürü pırıl pırıl çocuğu görünce biz de onlarla beraber aynı işin içinde kolektif bir şeyler yapınca gurur duyuyorum. O gururun verdiği bir hissiyat sadece. Kuzeninin kanserle savaşı ne durumda peki? Güzel güzel. İyi gidiyor. Güzel de olacak. Gecenin sunucuları Derya ve Ferhan Şensoy kardeşler oldukça şık. Özel bir gece ve çok özel konuklar var. Amacı bir kere çok özel. O yüzden de böyle bir hata yapmamak için. Olduğumuz için de çok heyecanlıyız. O heyecanla beraber sunuculuk heyecanı da birbirine karıştı. Peki. Ama asıl şıklık en son geliyor törene. Serenay Sarıkaya beyaz mini elbisesi, bronz teni ve bronzun üstüne taktığı altın rengi takıları ve ayakkabılarıyla göz kamaştırıyor. Kansersiz Yaşam Derneği için koştura koştura gelmiş geceye. Vallahi bugün benim için ekstra heyecanlı bir gece. Daha öncesinde de destek olduğum, çok severek
yanlarında olduğum kansersiz yaşam için bugün çok önemli bir sebepten dolayı buradayız. Geceye özel olarak hazırlanmış kıyafeti ve takıları. Bu gece çok çok özendiğim için, böyle çok benim için özel hazırladı bu gece için. Uzun süreli bir tatile çıktı epeydir. Yoğun olmayınca sevgilisi Kerem Bürsin'le tatilin tadını çıkardı. Evet, aynen. Şu anda çok dizi anlamında yoğun bir koşturmacam olmadığı için tatiller daha gündemimde. Ama bu arada Nejat İşler'le çalıştığı filmi bitirmiş. Film çok çok keyifliydi. Nejat'la birlikte çektiğimiz bir filmdi. Güzel olacak inşallah ama o film için şimdi konuşmak için çok çok erken. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı, Kerem Bürsin'le beraber oynayacakları filme odaklanmış durumda şu sıra. Senaryo bekliyor. Aynen, şu anda onu bekliyoruz. Onun hazırlığı devam ediyor. Evet, zaten daha öncesinden beridir birlikte oynayacağımız bir film. Şimdi dediğim gibi hala onun çalışmaları sürüyor. Biz de haber bekliyoruz. Lale Devri dizisinde beraber çalıştığı usta oyuncu Gül Onat'ın açıklamalarına geliyor söz. Gül Onat, Sarıkaya'yı vefasızlıkla suçlamıştı kendisini arayıp sormadığı için. Bir açıklaması vardı, sizi vefasızlıkla suçlamıştı. Neler söyleyeceksiniz? Bilmem. Yani ne diyeyim? Neden bu kanıya vardı sizce Gül Hanım? Bilmem, çok uzun zaman oldu. Belki uzun zamandır görüşemedik. O yüzden böyle düşünmüş olabilir ama benim çok sevdiğim, çok tatlı bir insandır. Sağlık olsun, ne diyeyim, öyle dediyse de. Bileğindeki nazar boncuğu aksesuar değil. Bu güzelliğe nazar değmesin diye takmış. Yo, nazar boncuğu. Nazar boncuğu. Başıma bir kazar gelmesin diye. Yanına gelen Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz'la birlikte gecenin anlamından bahsederek röportajın finalini yapıyor Serenay Sarıkaya. Umarım gerçekten başarıya ulaşır çünkü çocuklar adına yapılan bir şey, hani benim çok samimiyetle burada olmama sebep. Onların kendi içlerinde çok daha, zaten bizden daha çok umutları var. Onlar o kadar pozitifler ve o kadar bunu atlatmak adına o kadar eminler kendilerinden ve o kadar gerçekten umutla iyileşmeyi bekliyorlar ki, o yüzden hani onlar zaten hazırken bizim yapabileceğimiz çok daha fazla şeyler olması lazım. Çek 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 çek. İsme Mehtap, sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabakçı'ya kampanyası var, Enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Ben ne sarhoş olsam ki, bir an seni unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Az sonra. Çek çek. Sevmek en güzel duygu, sevmek. Sibel Can'dan rengarenk klip. Sevmek aşka gönlünü vermek. Sibel Can yeni klibi Sevmeyin kamera arkasında neler yaşadı? İstediğim oldu. Gerçekten içimize sinen çok özel bir klip geliyor. Az sonra. Çek 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 çek. Şimdi de sırada haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuz var. Nejat İşler'den bomba itiraf. Nejat İşler ölümden döndüğü, parmaklarının kesilmesine neden olan hastalığı nasıl kaptı? Pazar sürprizine bir ödül daha. Yılın İyi Magazin programı olarak Show TV Pazar Sürprizi ve ekranın magazin klasiği Pazar Sürprizi'nin gurur gecesi. Çok teşekkür ediyorum ödüle layık gören herkese. Ünlüler dünyasında çarpıcı haberlerle dolu bir haber turuna çıkıyoruz. Mustafa Topaloğlu'nun popçu oğlu Çağlayan Topaloğlu, Kuşadası'nda yapılan törenle hayatını İpek Tokat'la birleştirdi.
Düğünde sahneye çıkan Mustafa Topaloğlu hem şarkı söyledi hem de gelinine esprili bir dille takıldı. Ne güzelsin gelinim. Allah Allah. Oğlum sana sarılsın. Mustafa Ceceli Eyüp'te verdiği konserde binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhuriyet Okulları Performans Sanatları Yılın En İyileri ödül törenine gidiyoruz şimdi de. Birçok sanatçının ödüle layık görüldüğü törende Emre Kaya madalyalarını takmış karşımızda. Birinci Dünya Pop Savaşı, bu da ikinci Dünya Pop Savaşı. Üçüncüsünü de ben çıkartacağım herhalde. Üçüncüyü de o zaman takacağım. Şaka bir yana hemen albümünü soralım. Yapboz'un artık o hızı, enerjisi bitmeden eserti yaptık. Onun için bayağı keyfimiz acayip yerinde. Her günümüzde dolu keyfimiz. Çok güzel gidiyor. Şimdi yeni şarkı hazırlıyorum bir yandan. 20-25 güne kadar da artık o çıkacak. Onun çıkmasıyla da bilmiyorum. Aynı hızımız, aynı böyle gaz devam edecek. Törende ödüle layık görülen Gökhan Türkmen'in yanına gidiyoruz. Şapkası ve kıyafetiyle oldukça tarz olmuş. Ödül alacak olmaktan da mutlu. Yılın diyeti ödülünü alacağız. Bu sefer Ayşegül Hanım'ı alacağız. Durum Leyla şarkısıyla. Yani her zamanki gibi ödül geceleri bizim için güzel geceler. Motivasyon geceleri. Yaptığınız işin karşılığını işte alıyorsunuz. Oyuncu Levent Ülgen de tören öncesi oldukça heyecanlı. Mesleki onur ödülü diyebiliyorum. Bakalım hak etmiş miyiz göreceğiz. Ben hem çok heyecanlıyım hem çok duyguluyum. Biz de ortak yani olduk galiba. Çok fazla ödül almadım ben ama bu ödül herhalde aldığım en önemli ödül olacak. Yeşim Salkım'ın yanındayız. Albüm yapmaktan çok sıkılmış. Bu yaz bir tane çıkardım işte bir ay önce. Onunla devam edeceğim artık. Ya yok çocuklar çok sıkıcı ya. Of çıkar dur çıkar çıkar dur çıkar çıkar dur yani. Oyunculuğa merak sardık o zaman. Yok oyunculuk programcılık daha iyi şimdi. Geçiyoruz törene. Yılın en iyi magazin programı Ekran Klasiği Pazar Sürprizi'ne gidiyor. Ödülü aynı zamanda yılın onur meslek ödülüne layık görülen haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu ekip adını alıyor. Yılın en iyi magazin programı olarak Show TV Pazar Sürprizi ve yılın onur meslek ödülü Ömür Sabuncuoğlu'na. Engin Taşkan size başlığınızı isterseniz buyursunlar. Çok teşekkür ediyorum. Ödüle layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum burada. Ödülü bütün ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Çok onur duyduk ve gururlandık. İşinizi severek yaparsanız başarılı olursunuz. İşimi çok severek yapıyorum. Bu ödüle layık gördüğünüz için de teşekkür ediyorum. Ömür Sabuncuoğlu. Renkli törende Gökhan Türkmen yılın en iyi düeti ödülünü Ayşegül Aldınç ile birlikte alıyor. Hayalim masamda, keşkelerle dolu bu kadehler. Kalkar tüm anılara, susan da, kalemi kırsan. Emre Kaya ise performans dalında yılın en iyi erkek pop sanatçısı ve yılın en iyi bestecisi ödülüne layık görüldü. O halde hemen Emre Kaya'dan da bir performans rica ediyoruz. Yılın en beğenilen pop müzik kadın sanatçısı ödülüne layık görülen Yeşim Salkım oldukça mutluydu. Ben Sarıyer'de oturuyorum. Yaklaşık 15 senedir Sarıyer'deyim aslında. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki belediye başkanımızsınız. Gerçekten sizi seviyoruz. Kalbimin durduğundan ya da bir başka attığından değil. Tükendi ruhumu. Yılın en iyi erkek ve kadın oyuncuları ödülü ise Özge Özberk ve Burak Hakkı'ya gitti. Çok teşekkür ederim. Güzel bir akşamda beraber olmak çok güzel. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Özge'nin size bir şeyler yapmak istiyorum. Herkese iyi akşamlar. İçinden Cumhuriyet geçen bir kurumdan ödül almak benim için çok kıymetli. Bu geceyi düzenleyen
bana bu ödüller gören herkese genişten teşekkürlerimi sunuyorum. Yılın Onur Meslek Ödülü, Perihan Savaş'a giderken Umut Akyürek'te ödüle layık görülen bir diğer sanatçı oldu. Hepimiz Cumhuriyet diyoruz, hepimiz Atatürk'ümüz diyoruz ama yeteri kadar sahip çıkamıyor muyuz? Bir düşünelim lütfen. Teşekkür ederim. Umut Akyürek, mikrofonu size teslim edip ödülü sizden, emanet alıp sizden bir performans istiyoruz efendim. O dudaklar yine, yine yaz gel yine. Tören sonrası Özge Özberk'le birlikteyiz. Ödüle layık görüldüğü için oldukça mutlu. Çok kıymetli bir ödül. İçinde Cumhuriyet geçen bir kurumdan ödül alıyor olmak gerçekten çok değerli. Cumhuriyete sahip çıkmamız gerekiyor. Çok güzel bir geceydi. Çok keyifliydi. Bütün ödül alan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bu arada Özge Özberk ekranlara bomba gibi bir dönüş yapacağının da sinyalini veriyor. Vallahi yoğun bir döneme gireceğim. Temmuz ayında inşallah. Temmuz ayı sonunda güzel bir drama. Geliyorum artık. Umut Akyürek'in yanındayız. Öğrencilerden ödül almaktan dolayı onur duyuyor. Ödüller çok anlamlı, çok kıymetli. Hele böyle eğitim kurumlarından alınmışsa bir sanatçı için gençlerin, çocukların Türk müziğine olan ilgilerinin bir belgesi gibi oluyor. İki ayrı önemi oluyor. Hem kendi adıma hem müzik adına. Çok teşekkür ediyorum. Yılın Onur Meslek Ödülü'ne layık görülen haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu ise yılın en iyi magazin programı seçilen Pazar Sürprizi'nin ödülünü ekip adına aldı. Ve elbette haklı bir gururu yaşıyor. Okullardan gelen ödüller bizim için çok önemli. Hem üniversitelerden hem liselerden tüm eğitim kurumlarından. Bugün iki ödül birden aldık Pazar Sürprizi olarak. Layık gören öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Az önce ödül töreninde görüntülediğimiz Emre Kaya yoğun bir hafta geçirdi. Samsun'da bir alışveriş merkezinde hayranlarına renkli bir konser veren ünlü popçu, çıkan izdiham sonrası sevgi selinde boğuluyordu. Şarkıcı Gökçe'nin Ozan Doğulu'yla çektiği yeni klibinin çekimlerine gidiyoruz. Hemen kısaca şarkıyla ilgili bilgi alalım Gökçe'den. Şimdi Kime Ne Be diye bir şarkımız var. Biraz atarlı bir şarkı. Her şeye Kime Ne Be diyoruz. Ve Ozan klipteki dahimiz. Yani işte dansçılar, bizler biraz daha böyle bu dünyaya ait değilmiş gibi onları seviyoruz. Bu dünyaya ait olmayan klipleri seviyoruz. Ozan Doğulu ise klipte bir dahiyi canlandırıyor. Hani ona müziğin dahi çocuğu diyorlar ya, de pek benzeşti bu rol. Ya insanın hoşuna gidiyor tabii yani. Şimdi ben kendimi dahi falan olarak görmüyorum. Hani müzik meraklısı, müzik aşığı, manyağı bir adam olarak görüyorum. Onun için elimden geleni yapıyorum çocukluğumdan, bebekliğimden beri, rahmetli babam sayesinde. Hatırlamadığımız dönemlerden beri bu işi yapıyoruz. Gani Müjde'nin yapımcılığını yaptığı Melek'le Serhat isimli internet dizisinin galasındayız. Dizi MS hastalığına dikkat çekiyor. Rüyamda kafeye bir kız geliyor. Biz kızla tanışıyoruz. Ben kıza aşık oluyorum. Sonra da evleniyoruz. Bir tarafına çıktı kalmıştık kanka. Dert etme geçer. Gani Müjde'nin yanındayız ilk olarak. Sanırız eli sakatlanmış. Bu sefer karım kazandı. Talihsiz bir kaza. Ya hoverboard'tan düştüm. Oğlanın çocukla çocuk olma diye boşuna dememişler. Onun hoverboard'u vardı. Ha dedim ben de binerim. Biniliyor ona çok güzel ama inilmiyor. İnmek çok zor. İnmeye çalışırken sandalyeye tutundum. Sandalye kaydı. O altımdan uçtu gitti. Ben düştüm. Çatlama var. Ciddi bir kaza atlatmış. Geçmiş olsun. Nasıl bir film oldu? Hemen bilgi alalım. Çok güzel bir hikaye aldık. Hem duygulandırıcı hem eğlendirici. Yer yer ağlayacağınız, yer yer güleceğiniz çok keyifli bir hikaye.
Sonunda şunu anlatıyoruz. MS korkulacak bir hastalık değil. Yeter ki düzgün tedaviler olsun. Saklanacak bir hastalık değil. Çünkü bir saklama üzerine kurduk bunu. Bak bu nasıl? Bilmem. Onun biraz dekoltesi fazla değil mi? Ay yok yok. Mahinur Hanım şimdi laf eder. Düğüne mi geldin, defileye mi geldin diye. Kadın bana kafayı taktı biliyorsun. Maşallah evlenme çağına gelmişsin. Sağ olun. Dizide rol alan Aslı Tandoğan projeden fazlasıyla etkilenmiş. İlk defa bir hastalıkla ilgili bir farkındalık yaratmak istiyordu. Çok hoşuma gitti. Dizide MS hastalarının hayatın içinde yaşadıkları problemler, sıkıntılar esprili bir şekilde anlatılıyor. Fakat insanlar bunu seyrettiği zaman belki gülecekler, eğlenecekler ama aynı zamanda da MS'lerin, evet aslında MS'lere eğer kötü davranan birileri varsa bunlar patronu olabilir, aileden birileri olabilir. Bak bu nasıl? Bilmem. Onun biraz dekoltesi fazla değil mi? Ay yok yok. Mahinur Hanım şimdi laf eder. Düğüne mi geldin, defileye mi geldin diye. Engin Happy'lerinin eşi Beyza Hanım dizinin süresinden çok memnun. 20 dakikalık 5 bölümde. Başlangıcı sonu belli olan. Dolayısıyla... Bu çok önemli. Bu çok önemli bizim için. Biliyorsunuz. Beyza Hanım'ın en mutlu olduğu setten. Aynen öyle. Evet, Engin'in bana kaldığı bir set. Evet, güzel. Güzel de çalıştık değil mi? Çok yorulmadan. Beni Bey'le çok güzel, keyifli bir çalışma yaptık. Hep böyle dizilere başlıyoruz. Ne zaman biteceği belli olmuyor. Dolayısıyla karakterlerin sonunu bilmeden karakter yaratmaya çalışıyoruz. Zor oluyor. Ama bu bir sinema filmi gibi. 5 bölümde, 20 dakikalık 5 bölümde bitti. En önemlisi de işte MS hastalığına farkındalık yaratan güzel bir dizi. Çok şey söyleyen bir dizi. Rüyamda kafeye bir kız geliyor. Biz kızla tanışıyoruz. Ben kıza aşık oluyorum. Sonra da evleniyoruz. Bir tarafına çıktı kalmıştır kanka. Dert etme, geçer. Hop 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 hop. Tamam, iyiyim iyiyim. Dur ben temizlerim. Saçmalama. Ne yapıyorsun? Geçen gün de diyordun bulanık görüyorum falan. Ondan mı oldu yine? Elimizdeki bulgular ve MR sonuçlarımız MS'i yani multiple sklerozu işaret ediyor. Hamdi Alkan'ın eski Yeşilçam film afişlerinden oluşturduğu sergideyiz. Ünlü isimler adeta sergiye akın etmiş. Nuri Alço geçmişe dönmüş sergide. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir nostalji yaşamak beni eskilere kopardı götürdü. Şöyle afişleri görünce teşekkür ederim. Hamdi Alkan'a çok teşekkür ederim gerçekten. Bunu yaşatabildiysen çok mutluyum ben. Selda Alkor afişlerle ilgili ilginç bir bilgi paylaşıyor bizimle. Bu afişlerin bir özelliği var. El yapımı afişler bunlar. Çizerek yapılıyor. Onun için normal resim olanlardan çok daha değerli. Tamer Karadağlı çok önemli bir koleksiyon olduğu görüşünde. İşte Nuri abinin, onlar efsane ligi zaten. Hani onlar her zaman var ve bu afişler saklanması gereken afişler. İşte Orhan Gencebay, Gülşen Bubikoğlu'yla 1982 yılında çektikleri bir filmin afişinin önünde. Sevgili Gülşen'le çevirmiştik çok. Sevdiğim bir film, çok sevdiğim bir film. Bu film için özel müzikler yaptım. Evet. O müzikler çok sevildi. Hepimizin albümünde var. Onlar en büyük hatıra zaten. Sergiyi gezmeye gelen Fatih Yüreğin yanındayız. Bir kaza atlatmış, geçmiş olsun. Bir arkadaşımız geçiş yerime kocaman bir monitör koyuyor. Hiç karanlık tabii, gece kulübü olduğu için. Oradan geçerken nasıl düştüm, nasıl ayağa kalktım hiç bilmiyorum. Derin bir acı hissettim ama hiç çaktırmamaya çalışıyorum. Sonra bir baktım ki ayağım bayağı bir parçalanmışım. Şimdi de Bülent Sertaş, Fatih Ürek ve Nuri Alço üçlüsüyle beraberiz. Ürek ayaküstü film teklifi yapıyor Sertaş'a. 3 filmde oynadım, hatta 4 filmde oynadım. Hakikaten keyfi bambaşka. Ben yeni bir filme, yeni bir filme başlıyorum. Gel seni de oynatayım. Tabii vallahi. Vallahi başlıyorum. Ceyda Ateş bu sergiye özel giydiği ayakkabılarıyla karşımızda. Gerçekten çok güzel. Ne yazıyor? Tuzluk. Tuzluk. Evet, tuzluk. Öyle esprisine yapmış tasarımcı. Ben de sevdim, aldım, giyiyorum. Yeşilçam filmleri ona büyük keyif veriyormuş.
eski filmleri izlemekten daha çok zevk alıyorum. Belki hani Kemal Sunal'ın bir sürü filmini defalarca aynı filmi belki 30 kere izlemişimdir. Yine olsa yine izlerim. Çünkü eskinin verdiği tat çok bambaşka. Hatta bazen izlerken şey diyorum, keşke hani eskiler gibi olsa şimdiki işlerimizde diyorum ama ne yazık ki her dönemin tadı ayrı. Hamdi Alkan ve eşi Selen Görgüzel'le birlikteyiz. Usta yönetmen sergisini birkaç kelimeyle özetliyor. Ben çok uzun zamandır koleksiyon yapıyorum zaten. Yaklaşık 30 yıllık bir hikaye ama sadece film afişleri değil ama film afişleri benim için çok önemliydi. Yaklaşık 400 tane toplayabildim. Burada şu anda 60 tane sergileniyor. Sevgili Selen, bunları böyle bir sergileyelim diyordu bana birkaç senedir. Bugüne denk geldi. Oya Başar ve Ceren Moray da sergiden etkilenen isimlerden. Yıllar önce hatırlıyorum şurada afişini gördüm. Ankara Ekspresi. Filiz Akın'ın filmi. Çok beğenirdim zaten Filiz'i. O filmde de ne kadar güzel, ne kadar şık, ne kadar hoştu. Çok güzel bir filmdi hatırladığım kadarıyla. Bence müthiş bir şey yaptı Hamdi. İnşallah herkes gelir ve görür yani. Nejat İşler ilk kitabı Gerçek Hesap Budu anılarını yazdı. Kitabında uzun süre hastanede yatmasına sebep olan ve parmağını kaybettiği hastalığından da bahseden İşler, hastalığa sevgilisi yüzünden yakalandığını itiraf etti. Acayip bir grip salgını vardı etrafta. Köyde henüz bir vaka mevcut değil. Durumdan vazife çıkarıp bir manita vasıtasıyla ithal ettim virüsü. Have you got color in your cheeks? Dünya bu haberi konuşuyor. Ünlü oyuncu Johnny Depp, eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı için çiftin boşanma aşamasına geldiği ortaya çıktı. Johnny Depp'in yüzüne telefon fırlattığını iddia eden Amber Heard, mahkemeye şiddet gördüğü halinin fotoğrafını delil olarak sundu. Kocasından düzenli olarak şiddet gördüğünü söyleyen Amber Heard'ün açtığı davanın Johnny Depp'in 400 milyonluk servetini sarsacağı iddia ediliyor. Show TV'nin sevilen sunucusu Zahide Yetiş bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlikte Profesör Doktor Cihan Aksoy ile birlikte hanımlarla buluştu. Hiç hanımını kaybeden oldu mu alışveriş merkezinde? Herkes sahip çıkmış, ne güzel. Sen kaybedersin. Kaybeder misin hocam sen? Yan gözle bakarsın. Derken adamcağız böyle fellik fellik dolaşmaya başlamış büyük bir alışveriş merkezi. Bir bakmış ki daha da beter aranan bir adam daha. Benim hanım diyor, esmer, beline kadar saçları var, 1.75 boyunda, hiç kilosu yok. Çok narin, çok güzel bir hanımdır. Sizinki nasıl? Vallahi diyor, benimkini boş ver diyor, seninkini arayalım. Zahide Yetiş ve Profesör Doktor Cihan Aksoy, kadınların hem dertlerine çözüm aradı hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kritik olabilir ama karın kası düştüyse hep güzel ilerler. Söyleyin. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle karıntası, evet biz de istiyoruz. Olsa dükkan sizin. Ama çocuk doğuruyoruz. O çocuk 1, 2, 3 geçmiş olsun ondan sonra. Çek çek. Sibel Can'dan rengarenk klip. Sibel Can yeni klibi sevmeyin kamera arkasında neler yaşadı? İstediğim oldu. Gerçekten içimize sinen çok özel bir klip geliyor. Az sonra. Çek çek. Pop müziğin ünlü isimlerinden Cenk Eren, gündüz Urla Pazarı'nın altını üstüne getirdi. Gece de renkli bir konsere imza attı. Deniz ve Mehtap,
sordular seni. Gündüz Urla pazarının altını üstüne getirdi. Kabak şişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Akşam renkli bir konsere imza attı. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Cenk Eren'le İzmir Urla turu. Pop müziğini sevilen isimlerinden Cenk Eren, İzmir Urla'da Tanju Okan'ı pop müzik beste yarışmasında sahne aldı ve davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Mutluyuz şimdi iki yabancı, yarına döndü. Şimdi bu renkli konserin öncesine, gündüz saatlerine gidiyoruz. Eren'i bahçe sularken yakalıyoruz. Bu işten büyük keyif aldığı kesin. Beni çok dinlendirir biliyor musun? Bayılırım bahçe sulamaya. Çıkardığı Tanju Okan şarkıları albümüyle de büyük beğeni topladı Cenk Eren. Fikir aslında burada çıkmış. Tanju Okan fikri burada çıktı ilk. Öyle mi? Tabii yani vardı da bu benim kafamda burada şekillenmeye başladı. Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Nasıl derin terk etti? Albümü konuşmaya ara veriyor ve günün programını öğreniyoruz kendisinden. Neler yapacağız? Urla'dayız. Bu sene ilki yapıldı Tanju Okan Beste Yarışması'nın. Şimdi yine Tanju Okan Yelken Yarışları var. Birazdan şimdi onun ödül törenine gideceğiz. Orada birinci olanlara ödül vereceğiz. Akşam da konserimiz var, halk konseri var. Urla'ya gelip de meşhur Urla pazarını gezmemek olmaz. Organik ürünler hemen cezbediyor Cenk Eren'i. Domates kokuyor bak. İstanbul'da bunlar kokluyor, görüyorsun değil mi? İstanbul'da bulamayacağımız doğallıkta. Vay, burası çok meşhurdur Urla'nın, meşhur pazarıdır. Çok seviyor galiba pazarda dolaşmayı. Ben yıllarca anacığımla pazarlara gittim. Ya hala da giderim. Dünyanın en keyifli şey, en taze şeyleri buradan bulursun. Yani bak şu ses güzeldir bak. Bu ses müthiştir. Kampanya var, ne kampanyası? Kabak şişe kampanyası var, enginar kampanyası var, her şey var efendim. Pazar turumuz kısa ama keyifli oldu. Şimdi yelken yarışlarının yapıldığı bir kupa törenine geliyoruz. Bakın burada kimlerle karşılaşıyoruz. Evet, Tanju Bey'in meşhur şarkısı Kadınım. Evet. Ve klipte de oynayan. Tanju yani... Okan'ın en iyi arkadaşları Hasan abim, evet, ve Meriç Hanım. Bizim klipte bana eşlik ettiler. Masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen. Cenk Eren'in yeni klibinde oynayan Tanju Okan'ın kadim dostları değişik duygular içindeler. Tanju'yu tekrar beraber olarak düşündüm. Sağ olsun. Tanju babayı aratmayacak bize. Ah. Tanju'yla çok anılarımız oldu. Yani öyle dakikaları sığacak gibi değil. Konserin yapılacağı yer aslında burası. Akşam saatlerine az kaldı. Ama Cenk Eren'in planı buradan karlı çıkmak. Nasıl mı? Ve herhalde bir klip daha, görüntüleri de bu akşam. Çıkar buradan bir klip, çıkar. Ben buradan iki klip daha çıkarırım. Yalnız manzara gerçekten nefis. Deniz kenarında muhteşem bir yer. Bak şurası çok enteresan. Burası karantina adası. Tam karşıda gördün. Biz ilk kadın klibinin birkaç sahnesini orada çekmiştik. Eskiden böyle gemilerle gelenleri dışarıdan Türkiye'ye önce oraya alıyorlarmış. O karantina adasını herhalde. O zaman hastalıklar falan çok fazla bulaşıcı. İlk orada bekletirlermiş. Dünyada bundan 3 tane. Bir tanesi Urla'da karantina adası. Akşam saatleri oluyor ve konser saati gelip çatıyor. Cenk Eren en güzel şarkılarıyla İzmir Urlalıların karşısında. Öyle sarhoş olsam ki bir an seni unutsam. Unutsam bugünleri, yarınları unutsam. Çek çek. Sibel Candan, rengarenk klip. Sevmek
Sibel Can yeni klibi sevmeyin kamera arkasında neler yaşadı? İstediğim oldu. Gerçekten içimize sinen çok özel bir klip geliyor. Az sonra. Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Sakın bizden ayrılmayın. Sibel Can'ın animasyonlarla dolu son klibinin kamera arkası görüntülerini pazar sürprizi farkıyla izliyorsunuz. Sevmek en güzel duygu, sevmek. Sibel Can'dan rengarenk klip. Sevmek aşka gönlünü vermek. Sibel Can yeni klibi sevmeyin kamera arkasında neler yaşadı? İstediğim oldu. Gerçekten içimize sinen çok özel bir klip geliyor. Sevmek, sevmek. Sibel Can arabesk albümünün yeni klibi Sevmek için kamera karşısına geçti. İstediğim oldu. Gerçekten içimize sinen çok özel bir klip geliyor bütün müzik severlere. Sevmek en güzel duygu. Evet. Sevelim. Özel olarak hazırlanan bir stüdyoda çekilen klipte 4 farklı kıyafet giydi Sibel Can. Sevmek. Sevmek. Sibel Can klip çekimlerinin sona ermesini ekibiyle pasta keserek kutladı. Bravo. Bravo. Bu haberle pazar sürprizinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Check, check.